Şimdi Edit, Preference yani özellikler sekmesine değinelim. Genelde program ilk açıldığında ekran beyaz renkte olur. Bunu nasıl değiştirebiliriz? Dil ayarlamaları nasıl yapabiliriz? Ve benzeri ayarlamalar Edit, Preference sekmesinden yapılmakta. Biz de yine uygulamamız kapsamında öncelikle buraya değinelim. Interface kısmı, yani interface arayüzü anlamına gelmektedir. Yani programın arayüzü olarak tanımlayabiliriz. Yine burada hemen baktığınız zaman interface sekmesi altında language kısmı bulunmakta. Şu an farklı bir dil güncellemesi yapmadığımız için sadece İngilizce gözükmekte. Bir güncellemesi yaptığınız zaman diğer dil seçeneklerini de burada görebilirsiniz. Hemen shame kısmında arka plan yani arayüz rengini görmektesiniz. Light dediğimiz takdirde arayüz rengi görmüş olduğunuz gibi bu halde olacaktır. Bu benim için pek uygun bir renk tonu değil. O yüzden dark seçiyorum. Bunun dışında diğer ayarlamalar çok sık kullandığımız ayarlamalar değil. O yüzden şu an için bu şekilde kalmaları yeterli olacaktır. Bunun dışında arka plan rengini daha da farklı yapmak istiyorsunuz diyelim. Yani arayüz rengini. Burada iki renk seçeneği bulunmakta görmüş olduğunuz gibi. Dark ve Light. Bunların dışında herhangi bir şey yapmak istediğinizi farz edelim. Hemen buradan şeyim olursa şöyle açtığınız takdirde tüm ayarlamalar için farklı renk tonlarını görürsünüz. Interface Colors yani biraz önce interface şurada hemen iki renk seçeneği vardı. Burada ise çok farklı renk seçenekleri bulunmakta. Yine buradan çalışmanıza uygun olan renk seçeneğini seçebilirsiniz. Bir şu an General Background seçtik. Bunu seçebilirdik. Yani dediğim gibi tamamen çalışmanıza kalmış. Hangi renk tonunda daha rahat bir çalışma yapacaksanız onu tercih edebilirsiniz. Onun dışında Input Device kısmında grafik tablet kullanacaksınız diyelim. Yani genelde daha ince çalışmalar yapmak için grafik tablet kullanılmakta. Bunu aktif hale getirmek için input device kısmını kullanabilirsiniz. Hemen şurada graphics tablet yanındaki tik işaretini seçtiğiniz takdirde tabletinizi kullanabilirsiniz. Bunun dışında aktif olarak kullanılan kısımlara göz gezdirelim. Navigation kısmına bakalım. Navigation kısmında kamera modları ve kamera ile ilgili çeşitli ayarlamalar bulunmakta. Programın bize hazır olarak sunmuş olduğu ayarlar yeterli olmaktadır. O yüzden burada herhangi bir değişiklik yapmanız gerekmez. Bunun dışında reverse orbit ile şöyle gösterecek olursam, şimdi şuradaki simge hemen uygulamamız göstermek için bahsedelim. Şöyle sağa sola döndürme işlemini yapmakta görmüş olduğunuz gibi. Reverse orbit dediğim takdirde ben mouse'umu sola doğru çevirdiğimde ekranım sağa doğru döner. Sağa doğru çevirdiğimde ekranım sola doğru döner. Yani mouse'un hareket yönünün tersi yönde işlem yapmamızı sağlar. O yüzden kullanmak isterseniz o şekilde yine bunu aktif hale getirebilirsiniz. Bunun dışında hemen şu simgeyle yine şu Orthographic Vapors uygulamasının ne amaçla kullanıldığını göstermek için hemen şu simgeli ekranımızı dörde bölelim. Yine ilerleyen derslerimizde zaten bu simgelerin hepsine ve kısa yollarına daha ayrıntılı bir şekilde değineceğiz. Sadece şu an ne işe yaradığını göstermek için bu şekilde yapıyoruz. Şimdi şu simgeyle yaptığım zaman görmüş olduğunuz gibi şöyle biraz aşağı getireyim. Şu ekranı sağa sola taşıyorum. Şöyle. Ancak bu taşıma işleminden sadece bu ekran etkilenmekte. Yaptığınız çalışmalarda siz tüm ekranlarda değişim olmasını istiyorsanız şuraya tik işareti koymanız yeterli olacaktır. Şöyle yaptığım zaman görmüş olduğunuz gibi right ve biraz şöyle yana alalım hemen. Right, front ve hepsi bu işlemden etkilenecektir. Veya şöyle yakınlaşıp uzaklaşma yaptığımız zaman hepsinin bundan etkilendiğini görebilirsiniz. Onun dışında orbit speed yani mouse'unuzun döndürme hızı, tıklama hızı veya zoom hızlarını yine buradan ayarlayabilirsiniz. OpenGL'ye bakalım. OpenGL
Bir grafik arayüzü diyebiliriz. Yani son zamanlarda oldukça sık kullanılan bir teknoloji. Yüz OpenGL'yi açmanız daha gerçekçi sonuçlar elde etmenizi sağlayacaktır. Onun dışında bu kısımlarla oynamanızı tavsiye etmem. Yani çünkü genel olarak programın bize sunduğu ayarlar yeterli olmaktadır. Bunun dışında Show OpenGL kapasitesini ölçmek için, yani programınızın buna yetip yetmediğini görmek için hemen şuradaki simgeye tıklayabilirsiniz. Mesela şurada benim grafik kartımın OpenGL için yeterli olduğunu belirtmektedir. Hemen buradan kontrol edebilirsiniz. Çünkü OpenGL donanım özelliği isteyen bir program. Donanım özelliği kullanmakta, yani yüksek donanım özelliği gerektirmekte. O yüzden böyle bir uygulama yapabilirsiniz. Bunun dışında bu kısımları şu an için geçelim. Unit kısmına gelelim. Kullanacağınız birimleri, yani hemen şöyle ekrana bir obje atıyorum tamamen çalışmamızı göstermek için. Bakın şurada objemiz seçili haldeyken onun size x, y, z, yani x, y ve z koordinatlarında bize büyüklüğünü göstermekte. 200 santim, 200 santim, 200 santim. Şayet siz metre üzerinden çalışma yapmak istiyorsanız bunu metre olarak değiştirebilirsiniz veya herhangi bir birimi buradan kullanabilirsiniz. Genelde santimetre kullanılmaktadır. Show units diyerek, yani şu an gözükmüyor. Ben bunu tıkladığım takdirde bunun görünür hale gelmesini sağlıyorum. Onun dışında Cinema 4D'de kullanılan renk formatlarını yine burada görmektesiniz. Ben genellikle color table, yani en alttaki seçmeyi tercih ediyorum. Geliştirilmiş renk tablosu olarak düşünebiliriz bunu. Yine basit renk tablosu bulunmakta. Daha anlaşılır olabilmesi için hemen şöyle çift tıklayalım şuraya ve bir materyal ekliyorum. Yine bunlara ilerleyen derslerde daha ayrıntılı değineceğiz. Sadece şu an ne olduğunu göstermek için hemen şuradaki simgeye tıklıyorum. Bakın, color sekmesinde şuradaki simgeye tıklıyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi çok farklı renk formatları var. Color table dediğim zaman şu formatı almakta. RGB dediğin zaman bu formatı almakta. Color table, yani gelişmiş renk tablosu dediğin zaman bu formatı almakta. Hepsinde tabii ki aynı sonucu elde edebilirsiniz. Hangisi sizin için pratik olacaksa onu tercih edebilirsiniz. Body Point 3'te Cinema 4D'nin bize sunduğu bir boyama özelliği diyelim, kısa adıyla. Yine onun renk formatını aynı şekilde seçebilirsiniz. Onun dışında ayarlamalara sanırım gerek yok. Yani bu kısımlarla oynamamız gerekmez. Şu an için yeterli olabilir. Bunun dışında memori sekmesinden yine hafıza ile ilgili gerekli ayarlamalar yapabilirsiniz. Burada kaç adım geri alınacağını bize göstermekte. Yani ben şöyle söyleyeyim. Hemen şurada objemizi seçelim. Şurada küp objemizi. Ve size şöyle büyüttük, işte şunu küçülttük, hemen bunu büyüttük. Yine dediğim gibi bunlara ayrıntılı değineceğiz. Sadece ne işe yaradığını göstermek için şu an yüzeysel olarak değişiklik yaptım objemin üzerinde. Bakın şurada undo, yani geri al sekmesi bulunmakta. Ben bunu geri aldığım takdirde objem ilk baştaki haline, başlangıçtaki haline doğru ilerlemekte. Yine burada projede, render kısmında, işte body point kısmında gibi benzeri tüm ayarlamaları yapabilirsiniz. Genel olarak genel çalışmalarda, modelleme çalışmalarında kullanılan kısımlar bunlar. Yine render kısmı için, body point için, hair sistemi için, sculpting, yani Cinema 4D'nin R14 sürümünden sonra, yanlış hatırlamıyorsam R14 sürümünden sonra katmış olduğu bir özellik. Karakter modellemede veya çalışmalarınıza daha gerçekçi ezilmeler diyelim, göçmeler diyelim gibi efektler katmanızda oldukça sık kullanılmakta. Yine import, export özellikleri, timeline özelliklerine buradan ayrıntı olarak inceleyebilirsiniz. Yine çalışmalarımız kapsamında şayet bu kısımlarla ilgili herhangi bir ayarlama yapmamız gerekirse değiniriz. Bunun dışında zaten anlatmış olduğumuz kısımlar dışında kalan bölümler Cinema 4D'nin bize sunmuş olduğu ayarlar yeterli olmaktadır. Preferans kısmı için anlatacaklarımız bu kadar.